Şimdi sevgili Fatma Hanım, Fatma Oğur kızlarıyla beraber Ağrı'dan geldiler diye biliyorum. Evet. Şimdi Fatma Hanım'ın 15 yaşında gelin olan kız kardeşi Cemile kocasıyla birlikte kayıplara karışmış. Evet. Bundan yıllar önce, 20 yıl önce galiba aşağı yukarı. Evet. Kaç yıl önce? Çok. Vallahi 96. 20 yıldan fazla. 20 yıldan fazla. Evet. Arkasından tabii Fatma Hanım'ın babası vefat etmiş. Daha doğrusu sevgili izleyiciler, iki kayıp var. Üç de şüpheli ölüm var. Evet. Fatma Hanım'ın babası tandıra düşerek hayatını kaybediyor. Tesadüfe bakın ki Fatma Hanım'ın babasının ilk eşi de tandıra düşerek ölüyor. Dolayısıyla bunların hepsini Fatma Hanım bir cinayet olduğunu düşünüyor. Kız kardeşinin öldürüldüğünü düşünüyor. Kocasının da öldürüldüğünü düşünüyor. Evet. Balıkesir'de olduklarında hatta şüphelendikleri aileden biri de var. Hepsini konuşacağız ama gerçekten çok çok ilginç bir hikaye. Evet. 14 yaşında evlenen Cemile'nin kız kardeşimin, onun öz kız kardeşi Cemile nerede, biz ona bulmak istiyoruz diyor. Kızlar da annelerine destek için buradalar. Evet. Onunla yaptığımız röportaj bir ekranlara gelsin. Derli toplu bir izleyelim. Sonra bakalım Fatma Oğur için ve kızlar için, ailesi için ne yapabiliriz? Dedi aslında Cemile yaşamıyor. Dedi öldürmüşler. Önce kardeşi ortadan kayboldu. Ardından eniştesi sırra kadem bastı. Sonra babası şüpheli bir şekilde tandıra düşüp öldü. Fatma Hanım şimdi 20 yıllık sırrın peşinde. Yıllar önce ben kız kardeşlerimle konuşuyordum. Cemre'ye ulaşamadım. Öbür kardeşime sordum, Naime'ye sordum. Onlar söylemediler, kese sordum. Ben en son üvey anneme söyledim. Üvey annem de dedi, Mustafa beni tehdit etti. Ben bu zamana kadar sana söylemedim. Dedi aslında Cemre yaşamıyor. Dedi öldürmüşler. Yani her şeyi biliyor. Yani gömdüğü yeri bile kadar biliyor. Kim öldürmüş Cemre'yi? Mustafa. Neden öldürmüş? Kız evliydi zaten. Boşanmak istiyordu herhalde. Bunlar da bilmiyorum ne olmuşsa aralarında kızı öldürüyor. Sonra onu kocasını çağırıyor. Adamı kandırıyor diyor, gel işini götür. Sonra Kamil geliyor. Bir şekilde Kamil'i de yok ediyorlar. Şu an Kamil de ortada yok. Herkese de diyor Kamil geldi, eşini aldı gitti. Bunlar yani bir yerde yaşıyorlar. Üvey annem de ismi Naciye. Naciye Hanım hepsini bana anlattı. Dedi kızı öldürmüş, yerini de biliyor. Büyük kuyuya koymuşlar. Sonra üvey annem dedi Mustafa tandıra koydu babamı. Herhalde babam bu cinayeti söyleyecekti, itiraf edecekti. Onu da yok ettiler. Ne kadar yıldır kız kardeşiniz kayıp? Valla benim bildiğim yani belki 20 yıl var. Çünkü ben çok geç öğrendim. Kız kardeşim daha çok küçük yaşta, 14 yaşında evlendirmişlerdi. Yani kaybolduğu zaman belki 18-20 yaşında gelmiş diyor. Bir mezarı olsun. Hiç kimse böyle bu cinayeti hak etmemiş ya. Evet sevgili Fatma Oğur kızları bir Gül ve diğer kızı Meryem'le birlikte yayında ve kız kardeşinin başına ne geldiğini aslında biliyor aile. Bir aile sırrı gibi bu aslında. Evet. Bu sırrın artık ortaya çıkmasını istiyor ve 14 yaşında evlendirilen yani ne kadar tatlıymış ya, 14 yaşında gelin olan, hatta kendisinden de büyük biriyle evlendirilmiş. 10 yaş büyük Kamil Gürbüz'le evlendirilmiş. Kamil Gürbüz'ün de Kamil Sunal. Sunal mı, özür dilerim. Evet. Kamil Sunal'la evlendi. Gürbüz babamın soyadı Gürbüz. Özür dilerim canım benim. Kamil Sunal'la evlendirilmiş. Hatta Kamil'in de böyle akli dengesinin yerinde olmadığı iddiaları da var. Ben hiç görmedim. Afyonlu'dur o. Afyonlu. Evet, Afyon'a gelin olarak veriyor. Evet. Ve sonrasında karı koca önce Cemil ortadan kayboluyor. Evet. Sonra şey ortadan, Kamil ortadan kayboluyor. Arkasından senin baban yani ölüyor. Yani gerçekten iki kayıp, üç şüpheli, yani beş ölümle karşı karşıyayız. İddialar öyle. Cemile nasıl kayboldu? 14 yaşında evleniyor. Ağrı'dan gelin geliyor anladığım kadarıyla. Evet. Afyon'a geliyor gelin. Evet. Nasıl o kayboldu? Bir anlatır mısın Fatma Hanımcığım? Sonra Didem Hanım, benim babam Balıkesir'e taşındı. Orada oturuyorlardı. Cemile'yi gelin verdikten sonra mı? Sonra. Hı, evet. Evet, tamam. Sonra bunlar geçinemediler. Adam zaten halsiz diye öyle dediler. Benim kardeşim de boşanmak istemiş. Hı. Sevdiği biri varmış o zaman. Valla öyle dediler. Kız İddialar öyle. Bana. Ama adam da hastaydı kocası. Hı hı. Sonra Cemile babamın evinde kalıyor birkaç ay. Hı hı. Sonra bunu başka biriyle evlendirmek istemişler. Benim kardeşim de kabul etmemiş. Hı hı. Yani kendi sevdiğine de vermemişler. Evet. Ondan sonra başka birine, ya madem başka bu kocanı istemiyorsun, bizim istediğimiz kişiyle evleneceksin, evet, demişler Cemile ile. Sonra Cemile ne kadar kaldı Kamil'in yanında peki? Valla belki 1-2 yıl kalmış, bilmiyorum. O kadar kalıyor yani, döndüğünde 16 yaşında falan. Yani baba, evet, yanına çok geldiğinde. Çok küçüktü yaş. Tamam, peki sonra nasıl kayboluyor? Sonra bunu kandırıyorlar, şeye gidiyorlar. Orada
ormana gidiyorlar, yakacak çalı falan topluyorlar ya. Kim kandırıp götürüyor Cemile'yi? Babam bir de üvey abim diyor. Mustafa. Üvey abin Mustafa. Evet. Hı-hı. Beraber gidiyorlar. Baba oğul birlikte Cemile'yi de orada yakacak odun bulacağız diye, evet, Balıkesir'de bir yere orman içine götürüyorlar. Şimdi bana anlattıklarını söylüyor. Biliyorum. Üvey annem bana anlatmış. Sizin anlattıklarınızı böyle renkli kalemlerle çalıştım ama tam hocam, eksik olan yerler de var. Estağfurullah. Şu an bildiklerim böyle. Devam götürdüler. Akşam çok geç geliyorlar. Önce babam geliyor. Hı. Sonra üvey annem de korkuyor diyor. Üstüne başına ne oldu? Bakmış üstüm üstü tamam şey olmuş. Hepsi yırtık falan. Yani senin babanın kan, üstü başı kan da var diye biliyorum. Kan da var diye. Aha. Sonra demiş biz Besra'nın evine gitmişiz. Besra da öbür kardeşim. Evet. Dedi orada tavuk kesmişim. Babam öyle demiş. Yani Cemile'yi ormana oğlu Mustafa ile beraber götürüyor. Evet. Yakacak işte bir şeyler bulacağız diye. Evet. Sonra ormandan dönerken işte evet, üstü başı kan bir şekilde dönüyor. Ama övey anneme de babam diyor ki. Bu Naciye, Cemile'yi, üçüncü eşi. Naciye, evet. Evet, evet, Naciye var, yaşıyor zaten. Hı-hı. Diyor Besra'yı, Cemile'yi Besra'nın evine bıraktım. Övey annem diyor üstün başına ne oldu? Dedi valla orada tavuk kesin. Besra tavuğu getirdi. Biz tavuk kestik. Onların misafiriymiş. Yani senin babanın üçüncü eşi, üvey annen o sırada kocasının üstünü başını kan görüyor. Evet. Babam üstünü değiştiriyor. Hı. Sonra Naciye Hanım diyor Mustafa nerede? Diyor o da gelecek. Hı-hı. Biraz daha kanallık çöküyor. Mustafa da geliyor. Sonra Naciye bana dedi ki Mustafa'nın üstü başı hep kanmış. Beyaz gümlek üstündeymiş. Naciye o sırada çok korkuyor. Diyor bu nedir, siz ne yaptınız? Sonra dedi Mustafa hiç konuşmadı, sadece bana sus dedi. Mustafa Naciye'yi tehdit ediyor. Sonra sus ertesi diyor. Gün kadını tekrar tehdit ediyor, diyor kimseye söyleme. Eğer söylersen ben senin çocuklarını öldüreceğim. Mustafa mı söylüyor? Evet. Yani aslında bir anlamda yani babasıyla birlikte üvey kardeşi Cemile'yi, senin kız kardeşin Cemile'yi öldürdüğünü bir anlamda itiraf ediyor. Evet. Siz yıllarca sustunuz mu? Ne oldu? Yo, ben çok geç öğrendim. Babam öldü, sonra ben sordum, dedim niye ulaşamıyoruz? Hı-hı. Bana da dediler evlidir. Dediler, sen kız kardeşini sordun sürekli, nerede? Sordum, nerede? Dedim niye ulaşamıyoruz? Öbür kardeşimle de hep sürekli konuşuyordum. Sonra övey annem çok geç bana anlattı, dedi ben korkuyordum, sevilemiyordum. Dedi aslında hiç yaşamıyor, evli de değil. Yani evli derken sanki bu Kamil'le beraber, karı koca beraber Kamil'den ikisi bile. Hariç, bana dedi Kamil'den boşanmış, Mustafa bana dedi ben evde değildim. Aha. Dedi babam evlendirmiş, bilmiyorum kime vermiş. Babam da o sırada hayatta değildi, ben babaya da sormuyorum artık. Babaya da geleceğiz, baba da şüpheli yani şekilde ölüyor. Yani bütün şey babam üstüne artıyor. Kocası peki, kocası nasıl kayboluyor? Kamil kocasını nasıl kayboluyor? Kocasını çağırıyorlar eve. Mustafa çağırıyor, diyor gel eşini götür. Hı. Adam da geliyor, adamı da yok ediyorlar. Bir daha yani Cemile'yi daha yani iddianıza göre sonra. Öldürdükten sonra. Sonra adamı çağırıyor, diyor adamı gel çağırıyorlar. Eşini götür. Evet. Eşini götür. Evet. Onun ya ne günahı var, onu öldürüyorlar yani iddialarına. Ama adamın haberi yok ki, Cemile yok. Adam da geliyor Cemile'yi götürmeye.